Ee, ne olacak? Ee, Löv, Masada mı? Dalic, Paulo Sousa'nın ismini e, spor servisinde Ahmet Selim'den duydum. Nuno Espirito Santo yine konuşulan isimlerden biriydi. Sevgili Ahmet, e, sözü sana bırakalım. Evet Mustafa Göksu, Fenerbahçe'de teknik direktör, e, borsası e, Olanca e, hızıyla devam ediyor diyebiliriz ama e, artık 3 ismi söylemiştik yani başkanın da. Final aşamasına gelindi, iki buçuk deyip dediği üç ismi söylemiştik. Ee, Slaven Bilic, Fenerbahçe'nin Pazartesi günü açıklamak istediği hocaydı. Yani eğer işler planlandığı gibi gitseydi, Fenerbahçe dün e, Bilic azıcık Fakat kulübü izin vermedi. Tabii kulübü izin vermemesi bu defteri kapatır mı? Bence kapatmaz. Ee, Bilic genelde soruları yanıtsız bırakıyor. Kendisine hani bu bir taktiksel Durum mu yoksa farklı bir şey mi diye sordum yine cevap vermedi ama e, bilinç konusunda ben defterin tam anlamıyla kapandığını düşünmüyorum ama en azından pazartesi günü açıklanamadı. Şimdi tabii Çin Ligi e, bir 3-4 ay oynanmayacak Asya Şampiyonlar Ligi oynanıyor. Bundan dolayı muhtemelen kulübü bu işi mümkün olduğunca yokuşa sürüyor. Ama bence Bilic defteri kapanmadı. Ben en azından öyle düşünüyorum. Yeni gelişmeler yaşanabilir. Hani bu yönde bir şey duydun mu? Yeni bir şey oldu mu diye duydun mu diye sorarsanız yok. Ama bence Bilic ismi bu kadar e, belli bir noktaya geldikten sonra başkanın e, bu işe bitecek gözüyle baktıktan sonra kulübün kulübünün çıkardığı sorunun çözümü için gayret sarf edileceğini düşünüyorum. Marco Silva ismi çok taraftar tepkisi çekiyor. Bence bu yüzden e, gündemde olsa da bitirilmeyen isim, hani sonuçlandırılmayan isim. Bence Marco Silva'yı e, bitirebilirdi bitirebilirdi istesef Fenerbahçe ama yani çok tepki var. Bundan dolayı çok fazla e, gündeme gelmiyor en azından benim düşüncem bu bitirilme konusu. Fonseca'da maliyeti yüksek, talepleri yüksek, piyasası yüksek bir isim. Fenerbahçe'nin uğraştığı isimlerden bir tanesi. Ne kadar olur? Ne kadar gerçekleşir? Bunu da takip ediyoruz. Yani bu üç aday en önemli aday ama şunu söyleyebilirim ki Euro 2020'de elenen Euro 2020 defteri kapanan teknik de değerlendiriliyor. Daha önce Dalic ismi gündeme gelmişti ki ile ilgili şunu söyleyelim. Dalic bugün bir açıklama yaptı kendi ülkesinin basınına. Tek düşüncem... Katar'daki Dünya Kupası'na takımı en iyi şekilde hazırlamak dedi. Buradan bir kapı kapandı. Ki şunu da net olarak söyleyebilirim ki Dalic'le e, dün yeni bir şey olmadıysa. Yani dünü şimdi bilmiyorum. Dünle ilgili bir şey söylemeyeyim de. Onun öncesinde hiçbir görüşme ve temas olmamıştı. E, Paulo Souza ismi gündeme gelmişti. Ama o da sanki devam edecek gibi gözüküyor Polonya'yla. Löv tabii bu akşam çok kritik bir maç var. Ben şundan eminim. E, Fenerbahçe eğer Löv elenirse, yani e, Almanya İngiltere'ye elenirse, Löv için girişimde bulunur. Şartları zorlar. Aracılarla Löv'e Löv'i ikna etmek için gayret gösterilir. Yani Löv konusu gündeme gelir ama tabii ki devam ederse de Fenerbahçe'nin bir tur daha bekleyecek vakti olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Ben. Şöyle sadece bekleyebilir. Sayın Başkan der ki, Lövle anlaştık. E, açıklayacağız turnuva bitince der. Anca öyle kredi sağlayabilir. Onun dışında Fenerbahçe'nin ikna süreci için bile vakti yok çok fazla. Çünkü e, bugün 29 Haziran, yarın 30 Haziran, ertesi gün e, kamp başlıyor, çalışmalar başlıyor. Derazı tesislerinde 1 Temmuz'da, 5 Temmuz'da da Topuk Yaylası'na gidilecek. gidilecek. Yani bundan dolayı e, Löv için eğer bu akşam elenirse muhakkak yarın telefonlar açılır. Ama olur mu ben çok mümkün görmüyorum. O yüzden bu üç isimden devam. Yani bu üç isime odaklanmaya devam. Muhakkak ki farklı çabalar, arayışlar da vardır. Ama benim en azından elimdeki bilgiler bu şekilde. E, tabii e, yani pazartesi açıklanmasını beklediğimiz teknik direktör meselesinde bugün bu kadar aday masadayken e, sadece acaba ne olacak dedik. Ahmet Selim bir tur daha dönmesi çok mümkün görünmüyor diyor. Ahmet'e sorularımız var mı? Yok teknik benim benim yok çünkü hani e, şu, şu nedenle yok yani. Teknik direktör olmadığı için transfer de soramıyoruz. Yani Ahmet evet. Selim Kul'un tek derdi şimdi teknik direktörü bulabilmek. Evet. En önemli konu olduğu için transfer de soramıyoruz. O ben şey sorabilir sorayım. miyim ya? Tabii. Ee, eğer atladığımız bir gelişme varsa. Ahmet kimler gitti? Fenerbahçe'den ayrılan isimler. Oyun, oyuncular yok. kimler yani? Kesin gitmesi kesinleşen. Kesin giden isimler Zayt's ki zaten satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Zayt's'ı kullandılar. E, cene opsiyonu kullandı ve Zeiss kesin olarak gitti. Bunun dışında Frey kesin olarak gitti. Başka da henüz kesin olarak giden isim yok Gürcan abi. E, bu arada soruyu sorarken aklıma başka bir konu geldi. Bugün saat 5'te e, Fenerbahçe'nin efsanelerinden e, Can Yorçu Parkı'nda heykeli açılacak. Daha önce orada Lefter Küçük Andonyadis, Alex de Souza'nın heykelleri vardı. Üçüncü isim de Can Bartu olacak orası bir açık hava müzesine doğru dönüşüyor. Başkan da katılacak onu da söyleyeyim. Başkan da açıklamalarda bulunacak. Tabii ki gündem Can Barto olacak ama biz de mümkün olduğu kadar teknik direktör konusunu sormaya çalışacağız kendisine. Bunu da söyleyeyim. Gürcan abi dediğim gibi kesin giden sadece Zeiss Diğerleri henüz Net olarak Ahmet Selim şunu sorayım. Ee, Harun Tekinle ilgili bir şey vardı. O da, o gerçekleşti evet, evet. mi? Yani Harun Takın Harun Tekin Kasımpaşa'ya gidiyor da hani o zaten sözleşmesi bittiği için tamam. gitti demek. Hani sözleşmesi biten oyuncular, sözleşme yenilenmeyen oyuncular bu yüzden hani Fenerbahçeli sözleşmesi devam edip de e, giden isimler eee Zajc'la Frey oldu. Kaç oyuncusu var şu an Fenerbahçe'nin sözleşmesi Kırk, devam kırkın üstünde. 40'ın üstünde rakam çok fazla. Yani gelecek teknik direktörün işi de boyunca teker teker analiz edecek. Hangisini yolda kullanacak, hangisini kullanmayacak. Ahmet Selim çok teşekkür ederiz e, katkılarından dolayı. E, kimle devam edecek, hangi bölgelere transfer isteyecek yani... E, yeni sezon aslında teknik direktörün gelişiyle başlayacak Fenerbahçe'de. Bu zaman meselesi biraz eleştiriliyor. Ne dersiniz Gülşen Er? Yani e, dün Ali Koç istifa hashtag'i ikinci sıradaydı ben baktığımda hatırlıyor musun? seni program yapmıştık. Erol Bulut istifa işleyini konuşmuştuk. Evet. Ben isyan etmiştim. Bunu niye konuşuyoruz Doğru. Diye. Yani Paz pazartesi açıklayacağım demiş hocayı. Vay niye açıklamamış? Bu nasıl başkan? Böyle rezillik olur mu diye. Tamam mı? Ee, gene Fenerbahçe taraftarları e, bir güzel troll demişler abi. E, i̇nsanlar onun üstünden e, çok ağır eleştiriler yapıyor. işte istifa diyor. Yani şu realiteyi görmemiz lazım. Hepimiz bu dönemleri çokça yaşadık. Birçok kulüp kulüpte yaşadık. Mesela Fenerbahçe Zico'yu getirdi. Dünya Şampiyonası'ndan sonra getirdi. Evet. Japonya'nın başındaydı 2006'da. Yani Dünya Kupası bitti Temmuz'un e, kaçında kim bilir. Ki hazırlık kampına da teknik direktörsüz gitti e, o sene. E, sezonu şampiyon bitirdiler. 2007 e, 100. yıl se sezonu. Aragonesi keza gene Avrupa Şampiyonası sonrası e, aldılar. 2008'di yanlış hatırlamıyorsam. E, o da e, geç, geç geldi. eğer e, böyle bir tamirat varsa ki o zamanlar şey de yoktu. Haldun abi finansal fair play falan da yoktu yani. Yani 3'ü 4'ü 5'i verip al, alıyordun. E, böyle naz yapan, yani Türkiye'ye gelmem diyen teknik adamları veya futbolcuları bütçeleri yükselterek, rakamları yükselterek ikna edebiliyordun, getirebiliyordun. Şimdi o şey de yok. Durum da yok. O nedenle mesela oturdu Fabre'ye açıkladı şey. Ali Koç. Dedi ki oturduk pazarlık ettik. Yani konuşmaya başladık. Ancak ajans ya da temsilcisi <laughs> bize Fabre'nin e, baskı altında olan takımlarda e, sıkıntı yaşayabileceğini söylediği için vazgeçtik dedi. Ama e, vazgeçme nedenlerinden biri de odur demiyorum ama biri de kendisine 3 milyon, ekibine 3 milyon euro e, bütçe artı e, 30 milyon euroya yakında takım için bütçe istediğini söylediler. Bana bana gelen bilgilerdi. Geza Ahmet Selim de Fonseca'yı söyledi. Eee öyle bir durumda ki sadece Fenerbahçe değil bu diğer kulüplerin de e, sıkıntısı